Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün ben yine bir çiçek severin evindeyim ve mükemmel çiçekleri var Fatma Hanım'ın. Fatma Hanım'ı ben çiçek grubundan tanıyordum. Yıllar oluyor tanıyalım. Bir 4-5 senedir bir tanışmışlığımız var ve sürekli çiçekler hakkında da görüşür, takas yaparız, kendisiyle toplantılara katılırız. Fatma Hanım da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Fatma Hanım'ın hemen çiçeklerine geçelim ama videomu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bahçede çiçekler var, balkonda çiçekler var, içeride çiçekler var. Kaçırmayın derim, hepsini izleyin. Videoyu izledikten sonra beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Video izlemeye devam. Arkadaşlar buradan başlayalım. Size şu anatoryumun güzelliğini göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde açmış durumda. Burada dikenler tacı var arkadaşlar. Yeni dikim bunlar bakın. Yeni dikim olmasına rağmen açmaya da başlamış. Şurada bir sukulent türümüz var. Ve şurada cins sardunyaları var arkadaşlar. Bunlar farklı türler, farklı cinsler. Bakın şu yaprak formatından da anlaşılıyordur zaten. Şurada da çiçeği açmış. Çok da güzel açmış. Şöyle de göstereyim size sardunyalarını. Şurada da yılbaşı çiçeğimiz var. Bu da açmış arkadaşlar. Bu da çiçeklenmeye başlamış. Şurada bir yine kalanço türümüz var arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şuradakinin ama ne olduğunu söyleyeceğim. Neydi Fatma Hanım? Kanarya gülü. Kanarya gülü. Bu kanarya gülüymüş arkadaşlar. Şimdi esas büyük kanarya gülünü size göstereceğim. Bunun da Fatma Hanım köklenmesini bekliyor. İnşallah o da köklenir. Şurada çok güzel bir şekilde açmış yine bir dikenler tacımız var. Anne dikenler tacı bu arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size çiçeklerinin güzelliğini. Maşallah. Şuradan devam edelim. Evet, begonviller içeride büyümez diyen arkadaşlar var. Bakın arkadaşlar, begonviller bizde kışın içeride büyüyor. Fatma Hanım'ın bunlar da begonvilleri. Bunları tabii ki baharla havalar ısınınca dışarıya çıkarıyor. Kışın geri içeriye alıyor. İşte gelelim kanarya gülüne. Solmuş hali. Solmuş arkadaşlar. Ama bunun bir de açmış halini düşünün. Çok güzeldir eminim. Yaprakları da çok hoş. Şöyle göstereyim size. Ve böyle ince ağaç demeyeyim de yani böyle daha yeşil dallı bir formatı var. Çalı da değil, ağaç da değil. Böyle taze fidan gibi çok güzel bir formatta bitki. Arkadaşlar burada yine özel sardunyalar var. Özel tür sardunyalar. Şunun yaprak formatını da göstermek istiyorum size. Bakın yapraklardan belli oluyordur. Bunların isimlerini de buraya Fatma Hanım yazmış. Şu da yine özel bir tür sardunya. Çiçeğini de göstereyim size katlaçmış. Şurada da farklı özel bir tür kalanşoymuş bu arkadaşlar. Bunun çiçeği nasıl açıyor? Çan çiçekleri Çan gibi. çiçeği. Çan çiçeği şeklinde açıyormuş. Bu da yine özel tür bir kalanço türüymüş arkadaşlar. Şurada yine Fatma Hanım'ın özel tür sardunyaları var. Fatma Hanım hep özel tür sardunyalar almış. Şurada bakın yılbaşı çiçeğimiz yine tomurcukta açmaya hazırlanıyoruz. Şurada arkadaşlar bir gecelik gelin çiçeği. Bu da inşallah çiçeklenir. Çok güzel, sağlıklı görünüyor zaten. Bol çiçekli olsun. Şurada yine bir sardunya, cins sardunya türümüz var. Evet, şöyle devam edelim. Burada arkadaşlar dikenler tacı var. Sarı dikenler tacı. Ne kadar güzel açmış. Ne güzel çiçeklenmiş görüyorsunuz. Sapsarı rengi. Burada video çekiminde biraz açık renk duruyor olabilir ama inanın sapsarı, civciv sarısı bir rengi var şu an. Şurada yaprak güzellerimiz var. Şurada yine bir tür sardunyamız var. Cins Yıldız sardunya. şeklinde açıyor. Fatma Hanım yıldız şeklinde açıyor dedi. Yıldız şeklinde açıyormuş arkadaşlar. Şu an tomurcukta. Keşke açmış halini görseydik. Şurada da şöyle göstereyim. Yaprak formatları da zaten yıldız gibi. Bakın yaprağı da farklı belli ediyor zaten. Farklı bir tür olduğunu. Evet, burada da çilli begonyamız var. Çilli begonyamız ne kadar güzel çiçek açmış. Bakın arkadaşlar yerini de sevmiş. Gayet sağlıklı bir şekilde de büyüyor. Şöyle yakından göstereyim size çiçeklerini de. Çok sağlıklı maşallah. Şuna gelelim. Bunun ismini unuttum.
Fatma Hanım sen biliyor Peperoni musun? demişim ama tam bilmiyorum. Peperoni onun bir cinsi. Onun Evet, cinsi. ama şu an ismini unuttum arkadaşlar. İç mekanlarda güneş görmese dahi sadece ışıkla yaşayabilen bir tür. Onu söyleyeyim size. Şöyle de göstereyim. Buradan yine devam edelim. Şurada arkadaşlar para çiçeğimiz var, para ağacımız var. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde gelişmiş durumda. Şurada da yine bir güzel gelişen mum çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Mum çiçeğimiz de gayet sağlıklı bir şekilde gelişmiş. Hiç çiçek açtı mı Fatma Hanım? Henüz açmadı. Henüz açmamış arkadaşlar ama inşallah bu da çiçeklenir. Ve şurada çok güzel menekşeler var. Size şöyle menekşelerini göstermek istiyorum. Bunlar arkadaşlar Fatma Hanım yapraktan üretime geçirmiş. Şu yavruların güzelliğini görüyor musunuz? Ve bu cins menekşeymiş. Ben menekşe cinslerinden pek anlamam. Ama menekşe severler mutlaka biliyorlardır hangi cins olduklarını. Hangi cins menekşe olduğunu da yazarsanız ben de öğrenmiş olurum arkadaşlar. Menekşe yavrularımız da bu şekilde. Ve şu taraftan devam edelim arkadaşlar. Burada da birkaç tane yine bitkimiz var. Burada ne varmış bakalım. Yelken çiçeği var arkadaşlar burada. Diğer adı barış çiçeği. Şuradakileri de göstermek istiyorum. Burada da arkadaşlar kohleraları var. Çok güzel bir durumda kohleraları da. Bakın rizomdan da gelmişler. Yavrular da var dibinde. Şöyle yavruları da göstereyim. Bunlar da kohleralar arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar kılıncı göstereyim size kılınç çiçeğini. Peygamber kılıncı dediğimiz bitkimiz bu da. Bu da çok güzel bir şekilde gelişmiş. Gördüğünüz gibi böyle köşeye de yerleştirmiş. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar mutfağa geldim ve size mutfaktaki köşeyi göstermek istiyorum. Bakın şurada kalp kalbe karşı bitkimiz var. Kalp şeklindeki yapraklarını da görüyorsunuz. Harika. Şurada şeker begonyamız var. Böyle katlı katlı açmış. Ne kadar güzel. Şeker gibi de görüyorsunuz çiçekleri var arkadaşlar. Şurada bir tane gardenyamız var. Gardenyamız da şöyle çiçeği orada açmış. Mis gibi kokar bu arkadaşlar. Bakın tomurcukları da geliyor. Harika da bir kokusu vardır. Tıpkı full çiçeği gibi aynı kokuya sahipler. Şurada aloe vera'mız var. Aloe vera'mız da gayet güzel. Yavrularımız geliyor. Şurada arkadaşlar sarmaşık türümüz var. Bunlar şitiller arkadaşlar. Şöyle şitillerini de göstereyim size. Yani köklendirmek için suya konulmuş bitkilerimiz. Şöyle de şunları da göstereyim. Sardunyalar da koymuş Fatma Hanım. Ve şurada da arkadaşlar çok dikkatimi çekti. Orkidesi çiçeklenmiş durumda ama şu an tedavi altına almış. Şöyle de göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar şurada bir naylon geçirilmiş. Naylon dediğim yani Streç. streç film geçirilmiş ve içinde su var. Suya hafif alt kısım değecek şekilde de yerleştirmiş Fatma Hanım. Ve şu anda köklenmesini bekliyor ve canlanmaya da başlamış arkadaşlar. Bunu da görmenizi istedim. Evet, bu köşede bu şekilde ve diğer çiçeklere geçelim. Arkadaşlar pencere kenarındaki kaktüsleri de çiçek açmaya başlıyor. Size onları şimdi tek tek göstereceğim. Bakın tomurcuktalar. Hem çok güzel gelişmişler hem de çiçeklenmeye başlamışlar. Bakın bu da tomurcukta. Bu da öyle yine arkadaşlar tomurcuk vermeye başlamış. Şöyle devam edelim. Kaktüsleri de harika bir durumda. Tavşan kaktüsümüz de var. Kaynana topuzları da kocaman olmuşlar ve şu kaynana topuzunu arkadaşlar Fatma Hanım paskalya çiçeği aşılamış. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde tutmuş ve paskalya çiçeği de harekete geçmiş durumda. Şunlar da sedum arkadaşlar. Ve şurada yine çok güzel bir kaktüs türümüz var. Arkadaşlar balkonda da harika çiçekler var ama önce balkonun girişinden şöyle çekmeye başlayayım size. Burada bir tane atlasımız var ve atlasın da turuncu turuncu çiçekleri açmış geçmiş. Göremedik ama size en azından şu şekilde bir göstereyim. Turuncu renkmiş arkadaşlar. Çiçekleri de çok güzel bir şekilde de gelişmiş. Şöyle devam edelim. Burada çok güzel bir şekilde açmış petunyamız var. Katlı petunya bu arkadaşlar. Şöyle çiçeğini göstereyim size. Bakın kat kat katlı petunyalar bu şekilde oluyor. Şurada bir tane prensesimiz var. Telgraf. Şurada da yine karışık telgraflarımız var arkadaşlar.
çok güzel bir şekilde gelişmişler görüyorsunuz. Karışık bir şekilde dikmiş Fatma Hanım. Şurada bir tane gösterebilirsem, kamerayı biraz yukarıya kaldırayım. Yaprak güzelimiz var. Şurada arkadaşlar karisya bitkisi var. Sarkantür. Şurada da telgraf var. Aa, telgraf çiçek açmış. Şöyle de göstereyim size çiçeğini. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yukarıda kalıyor ama umarım görüyorsunuzdur. Çiçeği açmış bu da çok güzel bir şekilde. Evet, dışarıdaki çiçeklere doğru gidelim. Burada arkadaşlar sardunyamız var. Sardunyalarımız havanın tabii ki biraz ısınmasıyla böyle tomurcuklanmaya başlamışlar. Şurada da beyaz sardunyamız var. Şurada pembe sardunyamız var. Sardunyaları da görüyorsunuz arkadaşlar çok sağlıklı bir durumda ve tomurcuklarını vermeye başlamış. Şöyle göstereyim size, harikalar. Şöyle döneyim bu tarafa, şuradan devam edelim. Burada arkadaşlar sukulent türlerimiz var. Zebra sukulent. Buna Howartia cinsi bunlar arkadaşlar. Şöyle de devam edelim size. Göstereyim tek tek. Minnacık boyuyla şu kalan şu çiçek açmış. Bakın arkadaşlar, yerli kalan şu çiçeği bu. Şurada mangini var. Şurada yine kaktüs türlerimiz var. Şurada bir sukulent var. Burada rozet çiçeği var. Bu geçen senenin değil mi? Bakın arkadaşlar, geçen senenin rozet çiçeği kışı atlatmış ve tekrar dirilişe geçmiş durumda. Yani mevsimlik bir bitki değil aslında rozet çiçekleri. Bunlar kekik. Bunlar da kekikmiş arkadaşlar. Tohumdan kekik dikmiş. Fatma Hanım büyümüşler görüyorsunuz. Ve şuradaki mükemmel kalonşolarına gelelim. Rengi de harikaymış. Çok güzel açmış kalanşoları da. Şöyle sizlere kalanşoların tek tek renklerini göstereceğim arkadaşlar. Aa, bu kalonşo ilk defa görüyorum. Bu farklı. Bu şöyle daha değişik. Bakın kalanşo büyütenler inceleyebilirler. Daha büyük ve tamamıyla açmış durumda. Çiçekleri de büyükmüş. Çok hoş duruyor ama. Şöyle rengini de göstereyim size. Kalanşolar da arkadaşlar cins cins. Çiçekleri de değişebiliyor. Yerli, ithal, farklı türleri de var. Şurada kıpkırmızı çok güzel. Şurada sukulentlerimiz var. Şurada karışık bir sukulent ve kaktüs saksımız var. Gayet de güzel duruyor. Her çeşit var herhalde. Bir 10 çeşit görüyor gibiyim burada. Hepsini bir araya dikmişsin. Arkadaşın mı ya? Arkadaş hazırladı. Hazırladı ama çok güzel olmuş. Çok beğendim. Evet, burada da arkadaşlar siklemenimiz var. Şunlar reyhan mı acaba? Reyhan mı? Yok, balık ağzı. Ha, balık ağzı. Küçük, evet, tohumdan çıkma herhalde. Balık ağzı şey arkadaşlar. Burada da maydanozlarımız var. Burada arkadaşlar tohumdan yetiştirdiği Fatma Hanım'ın böyle bitkileri var. Bakın mesela şu karanfil. Şuradan şöyle devam edeceğim. Birçoğunun ismini bilmiyorum ama göstereceğim size. Şunlar şepboy, şunları biliyorum. Bunların hepsini tohumdan yetiştirmiş. Çok güzel bir şekilde de büyümeye başlamışlar. Şurada da arkadaşlar buz çiçeğimiz var. Ve şurada bir tane sedumumuz var. O da açmış durumda. Sapsarı rengi çok güzel. Şöyle devam edelim. Burada krizantemler var arkadaşlar. Krizantemlere bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı. İnşallah bunlar da bol çiçekli olurlar. Gelişmeye başlamışlar zaten. Şurada yine tohumdan büyüttükleri var. Şunlar da bakın arkadaşlar yine öyle. Bunlar da gazanyalar. Gazanyalar da tohumdan büyüme. Şöyle devam edelim. Şurada kaktüs tabağımız var. Şurada bir sukulent. Şurada yine bir kaktüsümüz var. Bakın çiçeklenmeye başlamış o da. Şöyle göstereyim size. Burada da yine bir kaktüsümüz var. Yılan kaktüsü arkadaşlar. Şurada da yine bir kaktüsümüz var. Meyvesi var bakın bunun. Şuradakileri de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Güller var burada. Burada yine şepboy çiçeği var. Ne kadar güzel açmış. Bahçede de var arkadaşlar. Videonun devamında size bahçeyi de göstereceğim. Şurada sukulentlerimiz var. Şurada da çok güzel gelişmiş bir sukulentimiz var. Ama daha 3 senedir çiçeklenmemiş. Umarım bu da çiçeklenir ve Fatma Hanım'ı sevindirir diyelim.
Şuradan devam edelim arkadaşlar. Bakın burada da yine bir karışık sukulent var. Şurada yine karışık sukulentlerimiz var. Şurada yine bir karışık sukulent saksımız var ve çok güzel görünüyorlar. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim size. Şurada da yine bir karışık sukulentlerimiz var. Hepsini bir araya dikmesi güzel olmuş. Çünkü çeşidi Fatma Hanım'ın çok fazla, hem yer kaplamıyor hem görsel olarak da çok güzel duruyor. Meksika petunyası bu da arkadaşlar. Mor mor çiçekleri olur bunun. Şunları da size hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu galiba Çin karanfili. Çin karanfili ve tomurcuklanmaya başlamış bu da arkadaşlar. Ve şurada küpelisi var. Şu küpelinin çiçeğini de size şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde açmaya başlamış. Ama şuradakini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu da yerminesi. Kıpkırmızı rengi ve şu da yine yerminesi. Bu da ebruli pembeliymiş. Ve şurada da arkadaşlar bir yine ağaç türü var. Şu an tam ismini bilmiyoruz. Şöyle göstereyim. Fatma'nın patates çiçeği diyorlar dedi. Patates ağacı, değil mi? Öyle mi diyorlar? Ama tabii ki tam ismini bilmiyoruz. Bilimsel adını şöyle size çiçeğini göstereyim. Gayet güzel de gelişmiş durumda. Bu da böyle mor mor çiçekleri var. Evet, şurada şemsiye ağacımız var. Şurada da frezyaları var arkadaşlar. Keşke bu frezyaların hepsi açmış olsaydı. Ama şöyle göstereceğim size. Açmaya başlamışız. Sarı beyaz rengi gördüğünüz gibi. Çok güzel de gelişmiş. Tomurcuklanmaya da başlamış. Şöyle devam edelim. Şurada bir karanfilimiz var. Karanfiller de arkadaşlar tomurcukta. Ata yadigarı. Evet, ha, baba hatırası. Evet. Ay bu, arkadaşlar bu Fatma Hanım'ın baba hatırası bir karanfiliymiş. Baba hatırası, ne bileyim, babaanne, anneanne hatıraları çok güzel olur. İnşallah sağlıkla büyüsün, çoğalsın, hatırası devam etsin diyelim. Şurada da arkadaşlar tomurcukta sardunyalarımız var. Şunun rengine bakar mısınız? Çok güzel de açmış durumda ve çok sağlıklı. Bu sakız sardunya arkadaşlar. Normalde bunlar sarkar. Bunlara şöyle bakın, çöpler koymuş Fatma Hanım sarkmaması için. Dik duruyor o yüzden, ama aslında bu sarkan sakız sardunya. Şöyle şu sardunyaları da size göstereyim. Ceylan bunlar da, bunlar da ceylan gözü arkadaşlar. Bunlar da inşallah çiçeklenirler, ama görüyorsunuz yapraklar gayet sağlıklı, güzel gelişmiş durumda. Şurada da bir tane ıtırımız var. Şuradaki sukulentleri de göstermeden geçmek istemiyorum. Işte. Bu mu? Ha, bunun çiçeği ne? Zeynep Hanım'ın videosunda evet gördüm. Çok güzel bu. Çok beğendim bunu. Çiçeği de güzel. Turunculu sarılı çiçeği var. Şurada da yine arkadaşlar sukulentlerimiz var. Karışık dikilmiş durumda. Aslan ağzı mı diyor, aslan ağzı mı? Burada da aslan ağzı mı bu? Bilmiyorum ben ismini. Aslan ağzı deniliyormuş buna da arkadaşlar. Bakın bu da. Şunlar geçmiş çiçekleri. Çiçeklenmiş. Buna, ama çiçekleri de çok güzel olduğunu biliyorum. Görmüştüm ben. Şu da arkadaşlar maviş. Değil mi? Evet, maviş çiçeğini bakın Fatma Hanım kendisi şitillemiş ve şitillerden gayet sağlıklı büyümeye devam ediyorlar mavişleri de. Bunlar da bol çiçekli olsunlar. Evet, şöyle aşağıya doğru geçeceğiz arkadaşlar. Fatma Hanım da yok yok, çiçek çok. İzlemeye devam. Şuradan papatyalardan devam edelim. Çok güzel bir şekilde de açmışlar. Ve şurada arkadaşlar şeker tabağıymış bu. Fatma Hanım'ın tohumdan diktiği bitkisi var. Şöyle devam edeceğim. Bu neydi? Bahçe menekşesi. Burada bahçe menekşemiz var. Şurada bir tane aloe veramız var. Şurada arkadaşlar çok güzel bir şekilde açmış güllerimiz var. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Üçünü de bir araya dikmiş. Kırmızı, pembe, böyle sarı. Üçü bir arada. Ama çok da güzel görünüyor. Bakın şu da yine tohumdan yetiştirdiği karanfiliymiş arkadaşlar Fatma Hanım'ın. Bunlar tohumdan büyüttüğü karanfilleri. Ellerine sağlık, çok güzel de gerçekten bakmış. Şurada yine bitkilerimiz var. Şunu merak ettim ben, sordum. Bu karabaşmış arkadaşlar. Ve çiçeği de çok hoş duruyor. Görüyorsunuz yaprak formatı da çok güzel. Karabaş çiçeğiymiş bu da. Şöyle devam edelim. Bakın bunlar da doğal bizim papatyalarımız. Kır papatyalarımız bunlar. Arkadaşlar şurada da sarı yonca varmış. Size bu sarı yoncayı göstermek istiyorum. Bir de az önce gözümüzden kaçmış. Şurada da katlı yonca varmış.
Ve şöyle göstereyim. Bakın gerçekten ben böyle bir yonca görmemiştim. Yaprakları bakın yonca şeklinde ve çiçeği de bu şekilde. Açmış halini görmeyi çok isterdik ama bir dahaki sefere diyelim. Evet, şöyle devam edelim arkadaşlar. Bakın şu da çiçeklenmiş. Bu da bir sukulent türü. Şurada yine karanfillerimiz var. Şurada bir kaktüs var, karışık saksımız. Başka ne var? Şöyle bakalım. Burada da arkadaşlar doğadan aldığı siklemene var. Bunu doğadan alıp bu tabiattan yani doğal ortamından buraya saksıya dikmiş Fatma Hanım. Bu da arkadaşlar şakayık. Şakayık da bakın şöyle göstereyim, tomurcukta. Bu da çok güzel bir durumda görüyorsunuz. Şunu da göstereyim. Bu da komar bitkisi arkadaşlar. Fatma Hanım da yok yok görüyorsunuz. Baya bir çiçeği var, bitkisi var ve size de hepsini tek tek göstermeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi bir de bahçeye inelim. Bahçede de çok güzel açmış çiçekler var. Onları size göstermek istiyorum. Çok güzel şebboylar var. Bayılacaksınız. Kendim yetiştirdim. Arkadaşlar buradan başlayalım. Şöyle size göstereyim. Burada Fatma Hanım'ın kendi bu bahçeye ektiği bitkiler var. Tohumdan büyüttüğü bitkiler bunlar arkadaşlar. Bunlar şebboylar. Şöyle de yakından göstermek istiyorum güzelliğini size. Şurada nergisleri var. Nergisler de açmaya başlıyorlar. Şöyle devam edelim. Şurada krizantem var. Şurada da arkadaşlar bu lahanaymış. Lahananın şöyle çiçeğini de göstereyim. Kara lahananın çiçeği. Bunu da İstanbul'dan yine tohum olarak almış ve buraya dikmiş arkadaşlar. Şurada İstanbul toplantısında değil mi? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biz Face'te arkadaşlar çiçek ve doğa sevenler grubundayız. Bizim orada bir grubumuz var. Fatma Hanım'la da zaten biz grup sayesinde tanıştık. Toplantılar düzenliyoruz. Toplantılarda da böyle aldığımız tohumlar, çiçekler oluyor. Bu şekilde de tohumlarımızı, çiçeklerimizi büyütüyoruz. Takas yapıyoruz yani arkadaşlar. Grubumuza da bekleriz çiçek ve doğa sevenlere. Linkini de mutlaka atacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında görebilirsiniz. Şöyle size nanelerini göstereyim. Bakın buraya naneler de dikmiş. Isırgan otları da çıkmış. Şurada arkadaşlar bir çiçeğimiz var. Bunun adı nedir? Kız gözü dediler. Kız gözü. Fatma Hanım bunu kız gözü demişler. İsmini o şekilde biliyor. Biz de kız gözü diyelim. Çiçeği ne renk tabii Sarı. bilmiyorum ama sarı renkmiş arkadaşlar çiçeği. Çiçeği de açmış olsa size gösterirdim. Ama şu şebboyun güzelliğine bakar mısınız? Çiçek dolu başları. Allah'ım harikalar. Bir de ben bu rengi çok severim. Turuncuyu. Rengi de muhteşem. Şöyle gelelim ama şurada da arkadaşlar mor rengi var. Yine bu da şebboy. Bu şebboyumuz da çok güzel bir şekilde böyle çiçeklenmiş durumda. Şöyle devam edeceğim. Şurada ama şunu gözden kaçırmayalım. Arkadaşlar burada Haseki küpelisi var. Bakın birçok arkadaş biliyordur. Bilmeyenler için şöyle yaprak formatında göstermek istiyorum. Bir Haseki küpelisi kışı da geçirmiş arkadaşlar. Burada tohumdan büyüme bu ve böyle tomurcuklar vermiş. Maşallah Haseki küpesi büyütemeyenler için özellikle söylüyorum. Burası Gaziantep, soğuk bir iklime sahip. Bahçelerde de büyüyebiliyormuş. Böyle bilginiz olsun arkadaşlar. Şurada siklemenler var. Bunlar da yine doğal ortamlarından getirilen siklemenler. Buraya dikmiş Fatma Hanım. Şöyle yine şebboyları ve krizantemleri göstermek istiyorum. Krizantemin büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman. Çok güzel gelişmiş. Şurada yine bir şebboyumuz var. Şöyle devam edelim. Burada şebboy ve krizantem bayağı çok dikilmiş bir durumda. Ve şurada bir Haseki küpelisi daha çıkmış. Evet arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size tekrar bunu da ve çiçeği açmaya başlıyor. Keşke tam açmış olsa göstermiş olsaydım. Mükemmel bir çiçeği var bunun. Çok hoş bir görüntüsü var çiçeğinin. Evet. Şöyle devam edeceğim size. Bu arada mis gibi bir koku geliyor. Ah şebboylar mis gibi kokuyor arkadaşlar. Harika da bir kokuları var bunların. Evet çok da güzel açmış durumdalar. Şurada da bir tane gül hatmimiz var. Gül hatminin daha çiçekler açmamış ama kocaman böyle yaprakları gelişmiş durumda. Evet arkadaşlar. Fatma Hanım'ın çiçeklerini gösterdim ve bahçeye de emek vermiş Fatma Hanım. Fatma Hanım da burada arkadaşlar. Ellerine sağlık Fatma Hanım'ın. Teşekkür ediyoruz bu çiçekleri bize gösterdiği için.
Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ve videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ve sizlerin de böyle sağlıkla açan bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.